Öncelikle Üniversitesi Kanslı ailesine çok teşekkür etmek istiyorum ve buraya gelmemi sağlayan anne babama. Biraz sürecimden bahsedersem, benim buraya başlamam şu şekilde ilerledi. Aslında daha önce başka bir danışmanla çalışıyordum ama oradan istediğim böyle bireysel ilgiyi alamıyordum. Daha herkese bireysel ilgilenen bir sistem yoktu. Sonra bir arkadaşım sayesinde işte burayı keşfettim ve başladık. Buradaki en güzel şey, herkese atanan bir danışman oluyor ve danışmanımla her hafta bir saatlik bir sohbet ediyoruz. Profilimi nasıl güçlendirebilirim, başvurum nasıl daha kompetitif bir hale gelir şeklinde. Ve benim en, yani notlarım benim hep çok yüksekti. İşte okul danışmanım da söylüyordu, Amerika'da çok iyi okullara girebilirsin vesaire. Ama başvurumda eksik olduğunu hissettiğim çok aktivite yönlerim vardı. Mesela ben endüstri mühendisliği okumak istiyorum ama mühendisliğe yönelik evet derslerim var, matematik, fizik notlarım yüksek. Ama bu alanla ilgilendiğimi kanıtlayan aktivitelerim yoktu. Sonra danışmanlarımla konuşurken aslında burada nasıl bu ilgimi gösterebilirim, bu ilgimi nasıl açabilirim, çıkarabilirim ya da işte kendim bu bölümü okumak istediğimde nasıl emin olabilirim tarzı konuşmalarda bulunduk ve bana böyle bir takım mesela aktivite önerilerinde bulundular. Hatta başvurumda daha sonra birinci en önemli aktivitem olarak yazmaya karar verdim aktiviteyi. Buradaki danışmanım sayesinde buldum. Yani bununla beraber hem başvuru güçlendirmek hem de Amerika'daki başvuru süreci de biraz kişinin kendisini fark etmesini, kendi ilgili alanların açığa çıkmasını sağlıyor. Bu tür aktiviteler sayesinde yine işte niye bu mühendislik bölümünü istiyorum, niye bunu okumak istiyorum tarzında farkındalıklara eriştiğim zaman bunlar okul eserlerimde de yardımcı oldu aslında hani. Çünkü okullarda soruya başvururken niye bu bölümü istiyorsunuz ya da niye bizim okulumuzu istiyorsunuz tarzında. Buna ek olarak 12. sınıfa geldiğimde sadece danışmanımdan çok hem eserlerim için özel bir hocayla çalışmaya başladım hem işte financial aid için görüşmelerimiz oluyordu düzenli olarak. Ve özellikle mesela essay sürecinden bahsedersem bu çok ilginç ve profesyonel işlem süreçti. Benim çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Okul için essay yazıyoruz onlarca ve ben mesela essay yazıyorum. Sonra bir klasör sistemi vardı. İşte onu tamamlananlara aktarıyorum. Buradan danışmanım onay veriyor. Sonra o edit'e gidiyor. Edit'te hatalar varsa düzeltiliyor veya burada bunu desem daha iyi olur tarzında. Bana tekrar geliyor, işte essay hocamla çalışıyorum, bu essay'den neden bahsetsek falan şeklinde. Ve essay'lerimi olabileceğinin en iyisine getirmemde de yine çok faydası oldu. Financial aid olarak mesela her iki haftada bir financial aid departmanıyla görüşüyorduk. Ve okula başvururken aid istiyorsunuz ama bununla beraber böyle bağımsız burslar da oluyor. Bu burslardan bahsedilmesi, bana en uygununu keşfedilmesi mesela işte ben mühendislikle ilgileniyorsam Women in STEM tarzında programlara başvurması konusunda da çok yardımcı oldu. Sonuç olarak yani ben çok verimli bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum. İyi ki buraya gelmişim. Başvurumda cidden şu an USC'ye gitmeye karar verdim. Bir sürü okulan kabulüm vardı. İşte ilk 10'dadır, ilk 20'dedir dünyadaki, Amerika'daki. Ama bir yandan da böyle kafamda sürekli evet en iyi okula gideyim şeklinde olan bir insandım. Mesela danışmanımla konuşmalarım falan da daha çok bana aslında okulun rankinginden çok bana ne kadar hani uyduğu şeklindeki kriterlere de önem göstermemi sağladı. O yüzden şu an yani seçtiğim okuldan çok mutluyum. Çok da orada mutlu olacağımı, beni çok akademik anlamda destekleyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu aşamada, bu süreçte bana yardımcı olan tüm Üniversite Kanslı ailesine teşekkür etmek istiyorum.